arabayı götürüp görevi yapıp jirokoptere başlarız. Kaybolan bardak abi, hoş bulduk. Nasılsın? Ne ediyorsun? Oyun oynuyorsun, o kadarını biliyorum. Genel olarak nasılsın? Ne yapıyorsun? YouTuber'lara vergi gelmiş. Sende durumlar nasıl? Abi hiç sıkıntı yok. Benim şükür keyfim yerinde, her şeyi kuralına, nizamına uygun olarak hallediyorum. Çok teşekkür ederim hanım hatırımı sorduğun için. Sağ olasın. Bende bir sıkıntı yok abi. Sende ne var ne yok? Sen de iyisindir inşallah. Kasma var gibi sizde var mı? Senyor Burak hoş geldin. Kasmalar olabilir çünkü kasma dediğin şey oyunda arabayla ilerlerken FPS drop atabiliyor. Yani arabayla ilerleme optimizasyonu tam değil. Bak hatta sana şöyle göstereyim. Araba yerine buradan yürüyerek devam etsem bütün sıkıntının gittiğini görebilirsin ama araba sıkıntı kanka. Arabayla seyahat, motorla seyahat sıkıntı. Işınlanma şeye girince oluyor. Evet. Şey. Ana yoldan hiç sapmasak, geçenki gibi ara yollara gitmeden halletsek daha basit olur işimiz ya. Arabamızı eve götürelim. Arabanın içi ağzına kadar loot kaynıyor. Bu lootları tabii ki ben yayın dışı yerleştireceğim. Zaten görevi yapabilmek ve görevi teslim edebilmek için sabah olmasını beklemek zorundayız. Tüccar dükkanı 6'da ya da 8'de açıyordu. Arabaları güvenli alana götürüyorum bu arada, dışarıda kalmasınlar diye. Şu an uğraştığımız vazife budur efendim. Oyunda helikopter var mı? Var ve biz o helikopteri kuracağız. Sarsamlama hasarı yedik bu arada. Helikopter değil de jirokopter. Hani böyle Far Cry 3'te vardı galiba. Far Cry 3'ün helikopteri gibi bir şey. Oyun günüyle 79. gündeyiz sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar toplamda 5136 zombi öldürmüşüz. Ve Özgür abimden 101 lira var efendim. Özgür abim iyi yayınlar dilemiş. Abi çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Hoş geldin. Nasılsın abi? İnşallah keyfin yerindedir. Dün vallahi mis gibi oyunu bitirdik ama drop girmiş abi. Yayın 3-4 parçaya ayrılmış ya. O beni üzdü. Jirokopter ne? Helikopterin bir ufağı. Ufak helikopter. Tek kişilik. Böyle büyük bir şey değil. Yani üretebilirsem bugün göstermiş olurum sana zaten. Özgür abi kesene bereket tekrardan. Sağ olasın abi. Hop. Bak oyunda geyikler var. Geyikleri avlayarak da deri elde ediyorsun misal. Deri bayağı zor bulunan bir materyal. Özellikle oyunun başlarında. Kıyafet yapabilmek için, zırh yapabilmek için o derilere ihtiyacın var. Oyunun sonunda böyle mobilyaları sökmeyi öğrendikçe daha rahat karşılıyorsun deri ihtiyacını ama oyunun başlarında çok sıkıntı. Kaybolan bardak abimden 1 lira var. İyi çok şükür demiş. Ben de aynı babuş çalışıyorum. Ara ara vakit buldukça yayınlara geliyorum. Yalnız sabahtan beri Steam açıktı. Bildirim gelmedi yayın açılınca, haberin olsun. Abi ben Steam grubundan tüydüm. Sadece Discord'dan geliyor bildirim. Discord'dan ve Twitch'in kendinden. Ben Steam grubundan çıktım abi. Oy ne sektirdik. Ne sektirdik zombiyi. Ben orayı terk ettim. Kaçtım. Onunla mı uğraşacağım ya? Ne derdi bitiyor, ne çilesi bitiyor. Yok biri link paylaşıyor. Öteki linke tıklıyor. Biri hesabını çaldırıyor. O grup neymiş öyle ya? 5000 kişi var grupta ama 5000-6000 kişinin diyelim 200'ü aktif. 200'ün büyük bir kısmı arıza. Üstünüze alınmayın. Bir ara şeyde de öyle oldu. Ne ara tüydün? Abi bir ay falan oldu. Tak topuk. Bıraktım grubu, kimin üzerine kaldı bilmiyorum. Kapatılmıyormuş. Ben normalde kapatmak istiyordum. Ama Steam'e bir grup kurduysan kapatamıyorsun. Evime doğru gidiyorum sevgili dostum. Araçlarımı evime doğru götürüyorum. Araçlarım çünkü ağzına kadar malzeme dolu. Bu malzemeleri eve götürüyorum ki dünyanın tier'ı yüksek. Yüksek tier'a sahip olduğu için patlayan zombiler falan gelebiliyor. Onlar araçlara zarar verirlerse bir ton malzeme hiç olur burada. Malzemelerimi korumak amaçlı eve doğru götürüyorum. Uzun bir yolculuk. Sonrasında görev yerine gideceğiz ve görevi tamamlayıp seviye atlayıp eve dönüp artık jirokopteri kuracağız. Dai Yang dün oynadık, bitirdik. Dai Yang'ın ikinci oyunu var. İkinci oyununun prologunu hazırlamışlar. Birinci oyunun kaldığı yerden devam ediyor. Bir göz atabiliriz ona. Hesap mesap mı çaldırdılar, ne oldu tam olarak? Abi mücadele edemiyorum.
Şimdi yorumları kısıtlayamadığım için YouTube'daki gibi sürekli tartışma kısmında şey oluyor misal. Birbirleriyle küfürleşiyorlar. Adam onu benden biliyor. Samet diyor grubuna geldim. Evet. Adamlar diyor bana küfür etti. Ya diyorum bana da ediyorlar. Ama diyor etmemeleri lazım. Adam da haklı şimdi kendince. Abi yola bak eyvah. Ya ne kadar uzun yol gittik ya. Dünyanın benzinini yaktı bu araba. Ya da link paylaşıyorlar. İşte arkadaşlar şu oyunu alın ücretsiz indirin diye. Çocuk inanıyor tıklıyor bilgisayarına virüs geliyor. Sonra benim anamın kulaklar çınlıyor. Senin grubundan linkle bir şey indirdim virüs kaptım diye. Ya oğlum ben oyun linki paylaşabilir miyim sence ya korsan oyun linki? İşte insanlara anlatmaktan dilimizde tüy bittiği için biz de oradan tüydük abi. Zıng. Bu arada acaba görev yapmadan seviye alabilir miyiz ya? Bulunduğumuz semti temizlesek, evi temizlesek. Sabah olana kadar bir evin etrafını temizlemeyi deneyelim. Belki horde mort gelirse level alabiliriz ya. Çünkü 78 levelim şu an. 77 pardon. 78 olduğum an jirokopter yapabileceğim. Bu benim için önemli bir şey. Allah'ım inşallah eve az kalmıştır ya Rabbim. Yani arabayla yol gitmekten sıkkımız serildi. Sana da mı küfür ediyorlar? Bizim kulak arkamız mı kalıyor? Bizim kulak arkamız mı kalıyor kanka? Ya eve giderim birkaç saat. Ya şurada oyun zamanıyla konuşuyorum. 10 dakikalık mesafe kaldı arada. Bir şey kalmadı da. Helikopter üretmek istiyorum. Helikopter artı benzin eşittir ölümsüz. İşte uçurmayı becerebilirsek. Uçurmayı becerebilirsek kanka o da bir sıkıntı. Kaybolan bardak abim. Anladım babuş. Malware spreader'lık gruplarda felaket işe yarar. Ne eğlenceli günlerdi be gençlik yıllarım. Malware spreader'lık. Bende karşılığı yok abi. Ben bilmiyorum. Evimizin olduğu yere gelmiş olmamız lazım bu arada. Geldik de ev ne tarafta? Evet ev şurada. Evet bak buralarda yavaştan zombiler birikmiş. Ev buralarda, etraf böyle yıkık dökük vaziyette. Hop. Yo daha eve varmış mesafe. Allah ben burayı bizim mekan zannettim ya. Şu görev parlayıp duruyor ya bir saniye. Görev bir parlayıp durulmayı kesebilir mi? Ay görevi iptal ettik. Neyse. Buradaki tüccarlardan görev alırız anam. Onların görevleri yok mu sanki ya? En olmadı böyle bir malzeme işlerim, otururum mermi craftlarım kafama göre level alırım. Eve doğru ilerleyebilseydik iyi olacaktı da. Game Dev Tycoon çok oynadım zamanında ya. Oyunda katana değil şey var, maşete var. Maşete falan kullanabiliyorsun. Ama milli silah bu level'larda işe yaramaz. Milli silah birazcık daha oyunun early'sinde iş yapar zombilere karşı. Şu an zombiler çok kuvvetli yani birebir dövüşmeye kalkarsan gerçekten canını okuyabilirler. Ne balta ne kılıç hiçbir şey dayanmaz onlara. Aha da geldik evin olduğu yere güzel. İki arabamızı da getirmeyi başardık buraya. Jirokopter kurmaya çalışacağım. Oyunda kılıç kalkan falan kullanamıyorsun. Tabii ki canım avcı bıçağı, Rambo bıçağı her şey var oyunda da. Demek çıkarmazlar bu levelde. Dur hatta eve gidip gösteririm. Alırım yanıma milli bir silah. İlla ki vardır buralarda zombiler. Oralarda karşılaşır elemanlarla kapışırız bir parça. Bir şey dökmüşüm ben ama. Acaba neyi kırıp döktük gene? Evimiz hemen karşıda. Oyunun sesini açarız birazdan. Şu kiliseyi falan yağmalarız. Arabanın ne benzini gitti be hocam ya. Arabanın ne benzini gitti be. Vallahi kilometrelerce yol teptik. Tamam. Şimdi bütün arabaları buraya koyduğumuza göre bırak dayı. Eyvallah, eyvallah. Arkası ağzına kadar malzeme dolu bunların. İki araba dolusu hem silah hem cephane getirdik. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. Bunları ileride evin içerisine yerleştiririz. Şimdi bizim jirokopter yapmamız için son modülü öğrenmemiz gerekiyor efendim. Burada bulunan son modülü.
Bu motor ustasının son modülü için seviye gerekiyor. Seviye almamıza da çok az bir bar kaldı. Yani gidip etrafta birkaç zombi vurursak level alıp gelip burada şeyle uğraşabiliriz abi. Helikopterle uğraşabiliriz. Evde güvenlikli, yani güvenlikli dediğin kanka işte dikenli tel falan var. Virüslü dosya yaymaca. Zamanında lisedeyken CD-ROM açıp kapatan malware görmüştüm. Evet. Onu bana dağıttılardı abi. CD-ROM niye sürekli açılıp kapanıyor diyordu. Yardımcı oluyordum. Pis gençlik hatıraları. O bana dağıtıldı abi ya. O bana dağıtıldı. Samet, şu videodaki sen misin ya? Oğlum bu ne dedi böyle? Bu hal ne falan? Lan dedim, daha YouTuber değilim. 15 yaşındayım. Seks kasetim çıkmış olamaz ama insanlık hali. Merak ediyorum, bakıyorsun. İndirdim böyle. Bir açtım dosyayı. CD writer çıkıyor, geri giriyor. Bilgisayar kapanıyor, açılıyor falan filan böyle. Arkadaşım da şeydi böyle, biraz salaktı. Dedim yarın okulda sen bittin çocuk. Şaka o virüs değil falan filan dedi de ben yine de dövdüm. Bir saniye, ben buraya niye geldim, niçin geldim? Arabaları yerleştirmeyeceğiz tabii ki. Experience kazanmamız gerekiyor jirokopter yapabilmek için. O yüzden haydi X kasmaya abi, sağdaki soldaki yerleri patlatmaya. Şurada bir onar. Burada bir benzin doldur. Güzel, arabanın benzini full. Motoru da böyle zor zamanlara kullanalım. Motorun benzinini doldur, tamir et. Eyvallah. Motoru al envanterine. Kafidir efendim. Şöyle sen burada kal. Etrafı bir koruyup kolaçan edelim. Benzini de al koy yerine. Eyvallah. Seviye almaya az kalmış ya. Buralar yenilenmiştir illaki. Şuradaki çiftlikte şey var mıydı? Domuz Grace var mıydı acaba? Gerçi Domuz Grace de o kadar şey vermiyordu ya. Evet bak, yani lootlar yenilenmese bile zombiler yenileniyor kanka. Ve böyle alelade bir yerden şey düşebiliyor. Askeri zombi düşebiliyor. Onun beynine zınk etti beynine. Güzel. Yani gelen experience'ların hatırına katlanılır. Yine ortalıkta zombi var ama loot yok değil mi? Neyse, alt katı falan temizleriz. Bu arada akşam vakti olduğu için bunlar normalinden daha saldırganlar. Abi mekan boş, her yer zombi dolu, okey. Akşam vakti olduğu için daha saldırganlar bunlar. Arabada ne konulmalıydı? Anlamadım. Arabayı envanterine alabiliyorsun. Eğer o olayı soruyorsan, arabayı envanterine alabiliyorsun. Ama arabanın envanterine alınabilmesi için içinin boş olması gerekiyor. İçi dolu olan araçlar herhangi bir şekilde envanterde yer alamıyorlar. Yer alabilmeleri için içlerinin boş olması gerekiyor. Yani arabada da aynı özellik var. Eğer onu kastediyorsan. Onu kastetmiyorsan yapacak bir şey yok. Zombi temalı hayatta kalma oyunu. Evet efendim. Ve kaybolan bardak abim. PC açılıp kapandıysa reddir. Virüsün hasıdır. PC'ye tam erişim sağlamıştır. Bot ağına düşürülmüştür. Hesap bilgilerini de çalar. Art of War 3'e göz attın mı? Attım abi. RTS evet, pek sevmiyorum abi ya. Real time strateji oyunları bana pek gelmiyor. Bilgisayarı açıp kapamaya kadar gidiyor mu o ya? Vallahi ben zararsız bir şey zannettim de. Abi çocukken gerçekten bilgisayar kullanmak zor. Yani şeyi öğretmesi gerekiyor. Bir eğitim alman gerekiyor. Yani nasıl kullanılır, nereden ne indirilir, ne çıkarılır. Şimdi çocukken her boku indiriyorsun. LOL açılmıyor. LOL'ü açabilmek için böyle garip gureba şeyler indiriyorsun. O indirdiğin şeyler sıkıntı. Böyle güvenli bilgisayar kullanma dersi gibi bir ders olmalı ya gerçekten. Şimdi bizde bilgisayar kullanma dersi var. Ne öğretiyorlar? Word nasıl açılır? Lan adam bana alttan Word'dürmüş. Ondan nasıl korunacağım, onu öğretsene. Yok. Adam bize alttan Word'dürüyor ama. Aleykümselam Bayşov Medya, hoş geldin. Seviye almaya az kaldı gibi. Burada yer altı var. Yer altında mutlaka zombiler vardır. Hem yer altındaki zombileri hem buradakileri avlarız. Korku filmi gibi anasını satayım.
Abi yalan yok. Ben şimdi şey sevmediğim için pek strateji. Art of War pek hoşuma gitmedi ya. Gene oynarız da. Benim için pek keyifli olmaz. Bak bantanam bulduk buralarda. Güzel güzel. 3555 mermi. Kanka 9800 tane de 9 milimetre mermisi var şimdi. Hatta bir saniye lan. Hakikaten 9 milimetre varken birazcık SMG'yi kullansak ya. Bu dikiş kitini genelde almıyorum ben. Dikiş kiti çünkü kanamayı dikmene yarıyor. Böyle yarıklar falan varsa da. Bizim vücut genelde delinmiyor. Genelde ezik, kırık, patlama falan oluyor. Şimdi şu yer altına bir inelim. Hop. Abi oyunun amacı ne abi? Yer altından nereye geldik? Yer altından hiçbir yere gelemedik. Deminden şimdiye geldik. Okey. Beni buradan dışarı çıkar. Zira yer altlarını pek sevmiyorum. Yani seviye alabilmek için birkaç zombi parçalasaydık iyiydi de göremedik. Güvenli evine gitsene. Güvenli evin kıç kadar bir alan kanka. Oradan çıktık zaten buraya geldik. Güvenli eve uğradım mı? İstersen tekrar uğrayın da ev kıç kadar alan ya. Öyle zannettiğin gibi hani güvenli ev dediğim zaman zombilerden arındırılmış bölge falan filan böyle o tarz bir şey gelmesin aklına. Tam bir şey yani böyle kıç kadar mekan. Hiçbir şey yok ortalıkta. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Allah sağ ol abi ya. Ben de elimden geldiğince öyle olmasını sağlamaya çalışıyorum. Benim için keyifli olanlara ilgili bir şeyler yapayım ki sıkılmayın. Bak misal şimdi hani ben keyif aldığım için mümkün mertebe insanlara gösteririm, anlatırım neyin ne olduğunu, nerede ne var ne yok onları falan gösteririm rahatlıkla. Ama keyif almadığım zaman, zorla oynadığım zaman şey oluyor ya böyle. Yani en ufak olumsuzlukta patlıyorum yani. Şimdi yayın yaparken aslında bir yandan chatle mücadele ediyorsun. Hani chatle değil de nasıl diyeyim? Ya insanlar sıkılsalar bile ki bak genelde abi biz de yayıncı köle olarak görülür. Hani sıkıldık, sıktı değiş, baydı geç, şunu oyna, bunu oyna falan hani adam gelip oyunla alakalı oyundan keyif alan adamı da soğutur. Hani hem onların sesini bastırabilmek için oyundan keyif alabilmen lazım. Hem de böyle sunumda düşüklük olmasın diye. Bazen istemeden oyun oynadığım oluyor. Onda da ne oluyor istemeden bir şey yaptığın zaman? En ufak olumsuzlukta şey yapıyorsun böyle. Harcıyorsun, içeriği harcıyorsun. Oha! Ne sıkıyor bu? Kafadan sıkmadığımız için herhalde. Ha bunlar radyasyonlu zombiler. Bunlar güçlü. Güçlü olmaları ayrı mesele de. Ne sıkıyoruz? Kuru sıkı mı sıkıyoruz? Hiç gram etki etmedi. Bana mısın demedi böyle. Boş atıyoruz herhalde vallahi. Ya zaten bunu iş niyetine yapıyorsun. Yeri geliyor 12 saat yayın yapıyorsun. İnsan sevdiği işi yapamadığı sürece hayat yaşayamaz demiş. Abi teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah herkese sevdiği işi yapmak nasip olur. Mermilerimiz arkadaşlar save 90 saatlik save. Yuh amık işsizi. Yalancı diyeceğiniz yalancılık yok kanka. Bunlar ileride tamir edilirse güzel para eder. Götürüp eve koyacağım bunları. Şunların da yerleri ayrı zaten modüllerin. Yok artık yalancı işsiz herif diyeceksin. Aha bak 91 saat 53 dakika. Ölmeden yaşadığımız süre. Yani arda arda oynanmadı da tabii ki. 76 zırhım 71 patlama direncim varmış bu arada. %61 dayanıklılık yenilemem. %28 zıplama gücüm. 48 kiloya kadar taşıma kapasitem var galiba. Belki 48 kilodan da ağır. Yapılabiliyor bir şeyler demek ki.
Burası dışarıya açılıyor. Bak kapı zırhlı. Kapıyı kıracağıma şurayı kırarım. Niye? Çünkü burası da odundan. 78 levele çok çok az kaldı. Aynen öyle. O yüzden bulduğuma ateş etmek istiyorum ki hemen level alabileyim. Bulduğuma ateş edersem güzel şeyler olacak gibi. Burası garaj. Ya evdeki eşyalara falan pek bakmayacağım. Artık 78 yapıp jirokopter vakti abi. Ya SMC niye bu kadar tırt ya? Bayağı tırt. Ya inanılmaz derecede mermi boşaltmama rağmen oldukça kötü sonuçlar alıyoruz. Belki fark edildiğimiz içindir. Kask ışığını kapat. Lazeri de kapat. Kar yağıyor mu orada? Abi buralar buz gibi ya. Vallahi çamaşırlar kurmamış iki gündür. Serdik odaya. Yapıştırdık. Abi 7.62 ile 9 milimetre farkı da. Evet biraz da zombi farkı galiba. Ya bir şarjör de boşalttırmaz herhalde ya. Saatli bomba mı? Evet arkadaşlar artık oyundaki başarım sesinden de anladığınız kadarıyla saatli bomba yapabiliyoruz. Hadi hayırlı olsun. Bir saatli bombamız eksikti. Artık saatli bomba da yapabiliyoruz. Ha, duvar kasası, güçlendirilmiş sandık. Bir iki parça yemek yiyelim. Karnımız acıkmış. Hatta lootladıklarımız arasında varsa onları yiyelim. Yerler aşırı kaygan bizim burada. Dikkatli olun kanka. Hem silahın hem kurşunun damage'i var. Evet, evet, evet. O konudan haberdarım. Ama bu silahın damage'i de fena değil ya. Bak 58 menzilli hasarı var. Buradakinin 112. Tabii gerçi bu nişancı tüfeği olduğundan dolayı seriyi sıkamıyorsun ama yine iyi. Bunun da 52 hasar var. Aslında SMG'yi M60 makineli tüfeğinden daha iyi sıkıyor ama yani tabii ki 7.62'nin vurduğu hasar 50 iken 9 mm'nin vurduğu hasar 32. Yani onun da etkisi var tabii ki. Baksana hele shotgun'ın 5 leveli. 18 hasar veriyor, 10 tane saçma atıyor. 180 kafadan bitti. Tek. Şu aç karnımızı bir doyuralım. Bunu da bir şey yapalım. Sandıktan ne geldi? Şeker bıçak. Bu şeyle beraber geldi galiba ya. Bunu zaten atamıyorsun. Yeni yıl etkinliğiyle geldi galiba. Sonrasında kaldırmadılar mı yeni alfa getirmeyince? 3 level bir askeri eldiven. Yani tamir edilirse para eder de. Seviye 6 pompik. Bebeğim. Bebeğim sen ne arıyorsun burada? Seviye 6 pompik. Olala. Modları bir kenara alabilir miyiz? Eyvallah. Modla grafikler düzeldi abi. Oo Muratçım hoş geldin canım. Dün nasıldı? Teoman'ın yayında ziyaret etmemiz hoşuna gitti mi? Yiğidim. Arkadaşlar dün bu arada bizimkilerden Teoman yayın yapıyordu. Son diyor. Gittik Teoman'ın yayına. Bir ben bir zeref. Murat'a sövüp sövüp kaçıyoruz abi. Sövüp sövüp kaçıyoruz. Niyeyse bu bana inanılmaz keyif verdi bilmiyorum. Murat'a sövmek genel olarak hoşuma gidiyor olabilir. Soğuk direnci sıcak direnci. Yani gerek yok. Vay yukarıda kutu var. Oğlum bu ne? 6 level mandal, 6 level darbeli matkap. Bir saniye şu 6 level mandalı ver. Şunu bir onar. Bak darbeli matkap ne kadar edecek onarıldıktan sonra. İyi bak. Abi 2640 dolar mı? Artık parayı nereme sokacağım bilmiyorum da. Gidip sağdan soldan şey alabilirim ya bu kadar parayla. Sağdan soldan mermi alabilirim. Artık kendi mermimi üretmeme bile gerek yok ki. Kardeş bir dakika. İyi devrildin. Hanımefendi, hanımefendi bir saniye. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Level almaya da az kaldı. Loot yapmayalım da bir an evvel level alalım ya. Zaten lootumuz ağzına kadar dolu. Bir de çok fazla silah aldık biliyor musun?
Şimdi buradan diğer eve atlayacağım. Az kaldı çünkü. Neredeyse 78 level olup birazdan jirokopter kurma bokuna girişebileceğiz. Az kaldı. Buraya girdin Samet. Şu karşıdaki yapıya girelim. Parayla yani mermi alabilirsin, medkit alabilirsin, yiyecek alabilirsin. Para birçok şeyde kullanılıyor da bizim level'ımız bizim seviyemiz çok üstün olduğundan, bir de save dosyası çok eski olduğundan her şeyimiz var kanka. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Bak. Akbabayı indireceksin. Kural 1. Akbaba yaşarsa ölürsün. Akbabayı yaşatmayacaksın. Aloe vera kremi. Güzelmiş kardeş. O da bir sağlık malzemesi. Ölmedi o. Ölmedi o. Bir mekanı temizlemeye sonundan başlarsın. Seviye 5. Askeri miğfer seviye 4. Ben bunların hangi birini alıp satacağım ki? Bunu çevir bakalım. Efendim Cem abi, kulaklığın ve mouse'un olarak hangisini kullanıyorsun? Kaç yıldır kullanıyorsun merak ettim demiş. Logitech G231 kulaklığım var. 4 senedir kullanıyorum sadece. Pamuğunu değiştirdim. Şu içerisindeki kısım var ya. Bu bile birazcık şey yapmış, deforme olmuş zaten, buradan görebilirsin. Şu süngerini değiştirdim. Normalde bununki turuncu. Şuradaki gibi. Ama fark etmişsindir, süngeri şey. Mavi. Sadece sünger değiştirdim. Süngerde bir 40 TL civarı bir şey tutmuştu. Hani merak ediyorsan şayet. Sünger değiştirdim. Sünger değiştirdikten sonra kullanmaya devam ettim. 4 senedir kullanıyorum. Mouse da, mouse'u hatırlamıyorum ya. Ama yine Logitech'in bir ürünü. Mouse da keyifli. Bu demirciden var elimizde. Şunu al, bunu al, bunu al. Ulan her şeyi aldık arkadaş. Boş şişeye at, elmaslar falan filan. Üstümüz başımız full. Sadece aşağıdakileri gidip vurmak lazım. Ama şurada saklama kutusunda yemek, kağıt. Eyvallah. Kağıtlar shotgun yapmaya yarayacak çünkü. Hadi bir seviye alalım ya. Rawson görüşürüz. G300S mi? Bilmiyorum ki. Ama hafif. Kardeş siz nereyi parçalıyorsunuz? Beyefendi merhaba. Güzel. Motorcu zombi beyler neden çatıdalar onu bilmiyorum. Ölmedi. Abi motorcular ağır zırhlı çünkü. Bunları öldürmesi sıkıntı. Bir de gözü parlıyordu şunun, iyice sıkıntı. Ama seviye almaya ramak kaldı. Bu iyi bir şey. Birazdan seviye alacağız. Vardı altta biri, beni yeme. Evet. Bu herif nerede? Kapıdan girip shotgun'la dağıtacağım yargıyı. Evet, mermi ıskalayınca kötü oluyor tabi. Ay şu içecek makineleri lootlanır ama be. Vefacım hoş geldin. Uf çok iyi geldi bak. Mega ezmeler çok çok iyi kanka. Of 12 mega ezme oldu. Gayet iyi, gayet iyi. Bak buradan malzeme de alabiliyorsun. Misal atom bağımlıları diye bir malzeme varmış. Bu atom bağımlıları 5 dakika boyunca patlama hasarı verebilmeni sağlıyor. Kafa ezici yiyeceği %50 yakın dövüş hasarı arttırıyor 5 dakika boyunca. 100 dolara alabiliyorsun bunları. Sıçtık düşüşleri. Düşme hasarını %100 azaltıyor. Yani bunu içip 14 katlı kuleden aşağı atlasan bile sıfır zarar galiba. Ölmüyorsun. Nord dövmeleri. Alan etkili hasar. Kaynatılmış su. Kaç tane var misal elinde? Bir tane mi var? Bunlar düşükmüş ama ya. İsimler efsane kesinlikle. Arkadaşlar şimdi şuradaki 1-2 tane çocuğu pataklayınca muhtemelen seviye almış oluruz.
Biz buraları mızraklarla lootladığımız için. Oha 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 oha, gelişe bak, gelişe gelişe. Yat aşağı. Tamam, seviye aldık arkadaşlar. Girokopter time. Bence seçtik ineceği al. Sıçtık düşüşü mü? Sıkıntı yok ya. Mermi bol geldi. Suyun teknik açıdan böyle durması... Bilemiyorum ya. Seymanita TV, iyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim, eyvallah. Hoş geldin Maçsero, hoş geldin. Su mükemmel değil mi ya? Sıçtık düşüşleri. Abi düştüğünde hasar yemezsin diyor. Arkadaşlar şimdi eve gideceğiz. Eve gidip para edecek malzemeleri bir yere attıktan sonra artık jirokopter yapımına geçeceğiz. Bakın motor ustalığındaki son seviyeyi verdim efendim. Artık bir helikopter yapılacak ve helikopterle son turumuzu bir atacağız. Daha doğrusu son turu değil, ilk turu bir atacağız da. Sıkıntılı olan olay şu, ben hiç helikopter kaldırmadım. Yani nasıl olduğu konusunda zerre bir fikrim yok. Abov! Abov! Efendim Ziya 10 babuşla beraber yayınımıza gelmiş efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ziyacım hoş geldin canım, eyvallah. Bir saniye. Etrafta zombi yok değil mi? Güzel. Şimdi nerede bu bizim para edeceğini düşündüğümüz alet edevatlar? 2 numarada mı? 3 numarada mı? 4 numarada mı? Evet 4 numarada. Pıt 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 pıt. Bunlar bayağı para ediyorlar bu arada ya. Yani hepsini tamir ettiğinde düşünsene. 700 dolar, 800 dolar falan filan oradan buluyorsun parayı. Şuraya ne getirilecek? Bu ve bu. Aşağıda ne var abi? Aşağıda bu, 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 bu. Bu değil. Bu sağlık malzemelerinin orada bu. Bu da değil. Yukarıda bir yerde bizim elmaslarımız falan vardı. Bak bunların hepsi para kanka. 5000 dolarlık ham elbasım var. 2500 dolarlık altın külçem var. 5000 dolarlık gümüş külçem var. Mis. Aynı zamanda sevgili dostlar. 5500 dolarlık da eski param var. Eski paraları da alıyorlar. Ve su nerede? Bulanık su. Elimde bulunan içme suları bile 4000 dolar ediyor abi. Mega izmeler 4000 dolar. Oyunda parayla satın alabileceğin her şeyde iyisin. Bak antibiyotikler 1000 dolar. 1600 dolarlık vitamin varmış. 1500 dolarlık ağrı kesici varmış. Evet 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 evet. Tamam şimdi boş yapmayı bırakalım. Girokopter baba. Girokopter nasıl yapılıyor şimdi? 3 adet tekerlek gerekli efendim. 3 adet tekerlek. Bizde tekerlek mevcut mu? 3 adet tekerlek. Bizde tekerlek mevcut değil. Şimdi 3 adet tekerlek için. Dövme demir, hurda polimer, yağ, kömür, asit şişesi. Asit şişesi. Polimer. Başka ne lazımdı ya? Yağ lazım mıydı? Lazımdı galiba. Ben bunları nasıl aklımda tutacaksam. Yağ dediği bu yağ değil. Bu hayvansal yağ. Normal yağ lazımmış. Normal yağ. Kömür. Dövme demir. Okey. Kömür, dövme demir. Kömür burada, dövme demir burada. Şimdi buradan 3 tane tekerlek yapıldı. 1, 2, 3. Tamam. Bu dövmenin işi bittikten sonra, bu şeyin işi bittikten sonra bunları yerine koy. Şunları da bir yerine koy bakayım. Ardından. Girokopter için başka ne gerekiyor? Girokopter. Efendim, girokopter şasisi, girokopter aksesuarı, motor ve akü gerekiyor. Tamam, motorlu akü bende. Bir saniye, hemen bir motorlu aküyü halledelim. 6 level akü var, motor var. Motorlu akü bende kanka. Mis. Benzinimiz çok az bu arada ya.
Neyse arabanın birinde getirdiydik. 22 galona falan yakın benzin vardı galiba. Dışarıdan vuruyorlar mı onu duyamıyorum. Dışarıdan vuruyorlar mı onu bilmiyorum. İleri saramıyor muyuz? Ha ha sarabiliyorsun kanka. Sonra jirokopter aksesuarları. 33 elektrikli alet parçası. Benim bunları bir yere yazmam lazım ya. Dur kenara yazacağım. Elektrikli alet parçası. Benzin yerim var orada yap. İşte ham maddem yok kanka. Far. Aa Gamze hoş geldin. Ne haber? Kısa demir boru. Keyifler nasıl? Mekanik parçalar. Ve yay. Her şeyi satsam kaç para eder bilmiyorum. Yan tarafa yazıyorum bu arada yan ekranıma. Şimdi elektrikli alet parçaları en alttan. Mekanik değil elektrikli. Far. Morlar epik mi? Abi maksimum level morlar. Maksimum level. 6 level maksimum. Üstü yok. Kısa demir boru lazım. Kısa demir boru. Aa ben deyim Gamze iyi olmana sevindim. Soğuk mu oralar? Denizin garişisi nasıl? Bura buz gibi lan. Aklınız varsa gelmeyin buraya bak. Bura buz gibi. Mekanik parçalar ve yay. Mekanik parçalar. Yay. Şimdi tamam. Burada bir jirokopter aksesuarlarını yapalım. Sonra jirokopter şasisi yapılacak. Ama önce bir normal malzemeleri yerine koyalım. Bu değil en alt. Bup. Bir de farları koyalım. Rika Bey hoş geldin. Farlar en üstte. Oğlum iyi ki zamanında bayağı parça sökmüşüz. Şimdi jirokopter şasisi için sevgili dostlar. Neler gerekiyor onları bir kenara yazalım. Dım 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 dım. Ankara'da deniz yok. Ya oğlum şimdi Gamze Yunanistan'da yaşıyor ya. Biz Türkiye'deyiz. Denizin öteki kıyısı kanka işte hani. İzmir gibi düşünüyorum ben kendimi. İzmir'deyim kanka. Denizin öteki kıyısı hani kopya çekiyorlar ya. Cacığı bizden alıyorlar. Çorbayı bizden alıyorlar. Şasi jirokopter şasisi değil yiğidim. Şasi şey şasisi bende olan. Bisiklet. Dövme çelik. Allah 25 dövme çelik var mı acaba? Mekanik parçalar. Bant. Deri. Elektrikli alet parçaları. Ya İzmir'de yaşamıyorum lafın gelişi söyledim bir adamlar. Oğlum ne sorgulayıcı çıktı adamlar ya. Bak motorsiklet gidonu var. Küçük motorsiklet şasisi var. Şey yok. O büyük motor şasilerinden yok. Şimdi sıçtığımızın resmidir abi. Var mı 175-125 dövme çelik? Yok. Sıçtık. Dövme çelik için ne gerekiyor peki? Dövme çelik. Hmm. 21'i yapsa 21'i yapsa. Ulan Allah'tan ham maddemiz var ha. Dövme çelikleri bir yapalım. Sonra geriye kalan parçalar. Mekanik parçalar. Alalım bakalım. Sonra. Bant. Aldım. Bak bant az ya. Bant ve yapıştırıcı az çıkıyor. Bant aralarındaki en azı. Deri ve elektrikli alet parçaları. Deri ve elektrikli alet parçaları. Nerede elektrikli alet parçaları? Zup. Tamam. Şimdi lastikler bitti dostlar. Lastik, motor, akü tamam. Motorsiklet için şey jirokopter için aksesuar yapılıyor. Dövme demirler geldiğinde de şasisini yapacağız. Bu arada ateş yakıyoruz. Ateş yakmak civardaki zombileri çekebilir. Yani ateşin ısısına geliyorlar. Isıya geliyorlar zombiler. O yüzden onlar ısınana kadar etrafa şöyle bir bakınmak lazım. Sağdan soldan gelen giden var mı diye. Ya her an hortla gelebilir. Hortla basabilir yani ortalığı. Makineli tüfeğimle tetikte duracağım. Buralarda dururken aşağının ısınmasını da bekleyeceğiz. Dai Yang'a alıştım. Seven Days garip geldi. Dai Yang da çok güzel oyun. Seven Days de çok güzel oyun. Alfa 20'yi de oynayacağım. Tabii ki.
Gözlüğü bulabildim mi bilmiyorum dostum ya. Ben genelde alet edevatları çekiniyorum. Çeviriyorum. Zombi horde ne? Zombi grubu işte. 10-15 tane zombi aynı yerden geliyor. Ya etraf çok sessizse, misal sen craft yapıyorsan yüksek sesle, daha doğrusu alet edevatları çalıştırıyorsan, ısı yayıyorsan ortada, adamlar geliyorlar. Isısına gelmiyorlar aslında, yaptığın her şey puan topluyor, ona göre geliyorlar. Ya doğrudur, doğrudur. Bizim dünya tier'ımız 174 zaten. Ben evde kazakla oturuyorum. Doğrudur. Dayank'ta iyi sövdün ama. Kanka, son boss çok zordu. Ondan dolayı sövdüm. Son boss inanılmaz zordu ya. Beni yok etti yani. Minigun var mı bu oyunda? Ya minigun niyetine şu var işte. Atış seriliğini görüyorsun. İkili ikili değil yani. Yok edersin de. Cephane harcamamak adına şey yapıyorum. Bu arada niye sağa sola sıktın? Etrafta zombiler varsa doluşsunlar keselim diye. Ama etrafta zombi yok galiba. Eyvallah. Finali gördünüz aslında ama yayın dropladı kanka. Yayın dropladı. Telsizle işte sen her şeyin bittiğini mi zannediyorsun? Bu daha başlangıç deyip ikinci oyuna gönderme yaptı. Başka bir şey yapmadı. Bir yüzlük sıksana. Hey. Bir de üçüncü kardeş mal diyordun. Gamze zaten mal. Zeki değil adam. Şey yani iri iri. Tek olayı iri olması, anladın mı? Kodun mu oturuyor? Molotofla yakıyoruz, damage yemiyor. Ve üzerinde şey de yok yani, böyle itfaiyeci kıyafeti falan da yok. Fire resist olsun diye. Evet, ikinci oyunu var. İkinci oyununun prologunu birinci oyunla beraber satmışlar. Yani birinci oyuna sahipsen ikinci oyunu da oynayabiliyorsun. Hatta bugün bir ara girip bakabiliriz. Sıkıntı olmaz. Tamam. Şeyi kapatır mısın canım? Eyvallah. Bunu da al. Kapat. Kapat, etrafa bir şeyler yayma. Okey. Şimdi jirokopterin şasisini bir tamamlatalım. Jirokopterin aksesuarları tamam. Şasisi de tamamlanacak. Ardından uçuş için hazır olacağız dostlar. Bant bayağı az kalmış. Bant, asit şişesi, onları bir bulmak lazım. Bir ara dövme demir falan da craftlamak lazım. Yani evde oturup ilgilenecek çok iş var da ben çok vakit kaybetmek istemiyorum açıkçası. Teşekkür ederim Pikachu. Sağ olasın. İyi oyunlar. Efendim mi? Ahmeren 41 kişiyle beraber yayınımızı ziyaret etmişler. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yine böyle şeref verdiniz. Bir halay eşliğinde efendim. Teşekkürler. Neden helikopter değil jirokopter? Abi şey, bu yaptığımız jirokopter çok minik bir cihaz. Hani şuradaki küçük resminden ne kadar görüyorsun bilemiyorum da, Far Cry 3'teki küçük gezi zıbıdığı gibi. Ahmet'e bu arada tekrardan teşekkürler. Yani helikopter denebilecek bir formda değil o yüzden. Ama dünyanın yer şekilleri çok dağınık vaziyette ve araçla gitmek yol harici neredeyse imkansız. Çok zorluyor. O yüzden mecbur helikopter yapıyoruz. Yo, Roanik cücelerde olanlar böyle daha saldırgan. Bu birazcık da hani Far Cry 3'teki yerleri keşfederken kullandığın gibi. Dur, benzinini hazır edeyim bunun. Ya normalde craft yapılırken aslında evin çok işi var. Baktığınız zaman gidip dışarıda 2 dakikası var bunun. Gidip dışarıda arabadaki malzemeleri yerleştirebilirim de, arabadaki malzemeleri yerleştirmeye hakikaten üşeniyorum yani. O kadar çok malzeme var ki. Ama arka taraftaki araçta sanırım şey vardı. Yakıt vardı. O yakıtları alalım. Merhaba merhaba merhaba. Yakıt nerede? Burada. Eyvallah. Abi şuna bak. Yemekler, yakıtlar, materyaller, malzemeler. Abu! 8x dürbününe kadar. 2 araba. 2 araba. Heh, tamam, seni de alalım. Bak, burada da benzin var. Birazcık paramız var. 60 bin dolar kadar. Dur, aslında sadece parayı alalım ya. Toplamda ne kadar paramız var bir görmüş olalım evde. Ya parayla tüccarlardan malzemeler, silahlar, cephane, her bir şeyi alabiliyorsun. Buradaki evi Kanlay da var ya, bu arada tek oturuşta yıkarlar ya. Tek oturuşta parçalarlar burayı. O yüzden burada durmayı hiç istemiyorum.
O kadar emeğim ziyan olursa ben acayip üzülürüm. Evet arkadaşlar, toplamda baktığınız zaman 150.838 dolar paramız var. Şöyle bir 5.000 saklayacağım kenarda. Saklayamıyorum, 5.000'e evriltemedim onu. Ortalık mahvoldu. İşte 5.000 küsür bir para lazım bize ya. 5.000 miydi, 10.000 miydi ya? 8.000 miydi, neydi? Düşmeyi engellemek için, hasar azaltmak için. Ben ne olur ne olmaz bir şeyle gezeyim de, 12.000'le falan gezeyim de. Daha ucuzdu muhtemelen hatırladığım kadarıyla da. Şimdilik böyle bir gezelim. 5K mıydı? 5K ise o zaman 5K ile gezelim ya. Tamam, 6K yeterli. Abi jirokopter için son 47 saniye. 20 al garanti olsun. Yok yok yok. 5.000'di büyük ihtimalle. Save dosyasına geri dönme yok mu? Patlarsan patlıyorsun. Patlarsan yok oluyorsun. Öyle bir seçeneğin yok. Gümse güm. Bamsa bam. Son 24 saniye efendim. Bir saniye. Çimenden ses alıyorum. Çimen sesi duyduğuma yemin edebilirim. Şeyden korkuyorum. Arabalar dışarıda. Şu arabayı patlatırlarsa arabanın mahvolması ayrı bir sıkıntı zaten. Arabalar patlarsa içindeki materyaller de patlar. Arabada materyal de. O yüzden kulağım tetikte. Normalde şey böyle. Paralar hile mi, alın teri mi? Abi oynayış saatimi göstereyim sana. 92 saat 39 dakika. 92 saatlik bir save dosyası abi bu. Ama hile. Yok yok, hepsi alın teri. Ya zaten az önce 30-40K kastık. O 150 bin dolar bir şey değil abi. Eşya satıyorsun, dünyanın parası geliyor. Şöyle göstereyim sana, içeri girebilirsem. Eşya satıyorsun, dünyanın parası geliyor. Bak, benim tamir edilecekler köşem nerede? Burada. Buradaki silahların hepsini tamir edip satacağım. Bak, sana tamirli bir tane silah göstereyim abi. Bunun ederi 2600 dolar. Yani bir tane bu 2600 dolar. Atıyorum yanına şunu da sattım diyelim. 800 dolar burada para varmış. Bu taştan üretildiği için bunun parası yok. Bunun bir fiyat değeri yok. İşte jopumuz var. Bu tamir edildiğinde daha pahalıya satılıyor. Pistolümüz var 700 dolar. 700 dolar taktiksel saldırı tüfeği var. Hani 800 dolar yine demir çizmeler var. Etrafta topladığımız materyalleri tamir edip satıyoruz. Hani bir nevi ikinci elci gibiyiz, al satçı gibiyiz. Tamir edip sattığımız zaman daha çok para geliyor. En basitinden şu jirokopter şasisi bile 3300 dolar abi. Yani oyunda paranın o kadar bir değeri yok. Ya çok rahat hallediyorsun her şeyi. 6 level bir tane silah çıkıyor. Onarıyorsun, satıyorsun. Örneğin bu SMG 4300 dolar. Bu 2800 dolar. İçtiğim sular bile 600 dolar, 1000 dolar yediğim yemek falan. Tabii toplu fiyatı. Ya şu 77 birim yemek 1000 dolar. Yakıt o kadar pahalı değil. Şimdi arkadaşlar, jirokopterin kendisini üretmedin. Amele sümü. Malzemeleri al, kendini üretme. Kendini birleştirmedik. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yo, oyunlarda hile yapıyorum da abi, yok bundaki hile değil ya. 4,5 dakika daha beklemece. 2x'te izleme yok burada, ne oldu? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 4,5 dakika buradayız. En son kaçıncı gündeydik? 79. gündeyiz dostlar. 79. gün. Uçacağım anı 4 gözle bekliyorum efendim. Uçacağım anı 4 gözle bekliyorum. 1000 dolarlık yemek yiyorsun. Yemeğin tamamı 1000 dolar lan. Şöyle yapalım o zaman. Arabaları boşaltalım abi. Yani dışarıda aklım çıkacağına arabaları boşaltayım eve doğru. Ama nasıl yapmak gerek? İçecekleri alalım. Tahıldan alkol. Bu içecek sayılmaz. Yiyecek ve içecekleri alalım sadece. Şöyle yavaştan. Üzerinizde çiğ et taşımayın bu arada. Çiğ et taşımak çok büyük risk.
Çiğ taşırsanız sizi patlatırlar. Çünkü kokusunu alıyor zombiler, kaldırmadılarsa. Kimi kaldırdı diyor, kimi kaldırmadılar diyor ama neyi kaldırıp neyi kaldırmadıklarını bilmiyorum. O yüzden net bir yorum yapmayacağım. Ama benim bildiğim kokusunu alıp üstünüze geliyorlar. Sizi malamat etme ihtimalleri var yani. Yemekler, ham maddeler, diğer malzemeler derken biz burayı boşaltırız. Minik bir kum fırtınası benzeri bir şey vardı. Hava genel olarak açık ya. Ortalık günlük gülistanlık, sıkıntı yok gibi. Arabalara özel garaj yapsak olur mu? Envanterimi alacağım kanka. Bak envanterde motor tutuyor. Arabaları da şuraya koyacağım ikisini. Oyun buglardan arındırıldı. Yani çok çok büyük oranda buglardan arındırıldı. Hatta neredeyse ben hiç karşılaşmadım diyebilirim. Şu yakıtı alabilir misin? Eyvallah. Sonra yukarısı yemek yeri. Yok, takıldan alkol değil, yemeklerin yeri. Abi baksana çok iyi ya. En üst kademede sağlık malzemeleri. Tamam. Şimdi bir tur daha git gel zamanı. Bir yandan evi taşıyalım abi. 4,5 dakika böyle amele amele bekleyeceğimize. Bir yandan evi taşıyalım. Şimdi burada neyi almak mantıklı olur? Ham maddeleri bir alalım. Ham maddeleri bir alalım abi. Şunları da alalım bak. Demirdir, şeydir. Bant bulabilmiş miyiz? Ulan arkadaş yine bant yok bak. Mekanik parçalar var. Mekanik parça, elektronik parça, onlar biraz sıkıntı. Pirinç, demir, bunlar zaten ham madde yani, olmazsa olmaz. Kurşun, 59 tane gümüş külçe. Onu biz ne yapmışız? Tabi lootları yerleştirmeye Gariban Gamers unuttu. Gariban unutunca da kaldık ortada. Nitratı da al. Tamam, geri kalan malzemelerin, şu da sağlıkla alakalı de. Geri kalan malzemeler beklesin. Efendim, Curse of Cat Prime'ın avantajını kullanarak ikinci yeni kutlamış. Kedinin laneti, merhabalar canım, hoş geldin. Etrafa bakınıyorum sürekli. Önümüzdeki Kanlay 84. günde. Kanlay için 84. güne kadar beklemen gerekiyor. Barutların yeri bura değildi. Ama yapıştırıcılar falan buraya. Şu kimyasalın yeri ayrı, bunun yeri ayrı, şunların yeri ayrı. Nitratın da yeri bura. Şu, şu, şu. Bunların hepsi farklı yerlere. Okey top. Tatam tatam. Bir dakikası kalmış Euro'nun. Kan torbası. Bunlar medkit yapmaya yarıyor. Kan torbasıdır, tahıldan alkoldür. Genelde almadığım ürünler bunlar ama medkit yapmaya yarıyorlar yani. Bende sağlık malzemesi hali hazırda var olduğu için genellikle uğraşmıyorum diyelim. Abi şöyle bunların hepsini bir yerleştirelim. Taşlarımız yok muymuş burada? Peki artık taşlarımız da olmuş olsun. Barut burada. Kum burada. Şey burada. Petrol kayası. Buradan petrol elde ediliyor. Abi arabayı kırarlarsa araba patlar. Hem içindeki itemler hem kendi gümler. Yani hurdasını bile bulamazsın. Bir araba patlarsa komple gittin. Geçmişler olsun. Bir tur daha gidip geleceğim. Araba patlarsa komple gittin abi. Yani itemler sağa sola düşmüyor. Komple parçalanıyor. Yokmuş gibi. O yüzden arabaları sağ salim bırakmak önemli. Şu modülleri hemen bir alalım. Bunlar daha alet edevatların oraya yerleştirilecekler. Şunlarla silah üretiliyor, silah parçalarıyla. Silah parçalarını alalım kenara. Sonrasında burada kullandığımız alet edevatlar var. Onlarla da ilgileneceğiz. Şurayı bırakayım. Jirokopterle binip uçalım. Ben arabaları sonra boşaltayım. Daha öndeki araba falan var. Bu arabaların tur çok zamanı var. Jiro'da umarım patlamayız bu arada. Patlarsak çok kötü halimiz. Şimdi bütün malzemelerden elimizde var bu arada. Hani zırh craftlamak istesen zırh parçası, askeri zırh, çelik zırh, elektroşok cihazı parçaları, tüfek, tabanca, yani ne yapmak istesen bütün her şey var burada. Base'imi çok beğeniyorum ama gelip base'i patlatırlarsa da ölüyorsun. Jirokopter üretildi. Hadi bakalım. Uçuş zamanı chat. Uçuş zamanı. İyi yayınlar dileğiniz için çok teşekkürler. State of Survival oyunu bende kurulu yanılmıyorsam. Çok teşekkür ederim Reaksi Bey. Kontrol ederim. Bende kurulu olması lazım hatta.
Evet arkadaşlar, uçuş zamanı. Anan. Samet. Samet. Aa. Heyecana verin kankalar. Kendi götümü kestiriyorum, farkındayım. Demir mi lazım buraya? Sonra tamir ederiz aman ya. Dikenli tellere taktım taktım. Tellere takar yırtarım tabiri buradan geliyor abi. Tellere taktık ve yırttık. Helikopter deneyi. Vol 1. Gazamız mübarek olsun. Yani pek uçmaya gidiyor gibi değil de. Hani başka bir niyeti var gibi. Başka bir amacı var gibi. Ne oluyor lan? Drop atıyor. Hadi oğlum kaldırırsın. 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 Dur ulan. Evet arkadaşlar, burada ilerlemesi problem. Lan. Lan. Abi. Abi. Abi 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 abi. Şşş, dur 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 dur. Abi önemli olan patlatmamak. Nasıl kalkıyor bilmiyorum. Kalktı da inemedik. Yiğidim, inemedik. Kalkar mısın? Beceremedik. Dur. Tamam. Sakin. 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 Nasıl yere inecek ulan bu? Başaramıyoruz abi. Arkadaşlar, sanırım uçuyorum. Sanırım uçuyorum ama tek yöne doğru. Sağa sola gitmiyor. Biraz burnunu indirebilir miyiz? Hocam! Hocam, eve çakılacağız! Hayır! Hayır 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 hayır! Of! Eve çakılırsak çok kötü olur çünkü. Ay. Abi State of Survival'a bakarım. Bayağı şey yapıyorlar, bayağı harcama yapıyorlar reklamına da. Abi uçuramıyorum. Evet, uçmak değil, inmek önemli. Yani çok garip bir yapısı var. Uçar mısın? Tamam. Biraz yukarı. Tamam. Bu shift'in bir karşılığı olmalı ya. Arkadaşlar buna pek uçmak denmiyor galiba ama. Alt tuşu mu? Space mi? Space değil, space değil. Space değil, lanet olsun dostum, space değil. Hah, arabanın önünü devir. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar, helikopter hayalimiz. Yalan oldu. Belki de yalan olmamıştır lan. Belki de yalan olmamıştır lan. Dıt 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 dıt. Tamam. Uçabiliyorum. Biraz yukarı, biraz yukarı, biraz yukarı. Tamam. Teşekkürler. Kafi, kafi, kafi efendim. Kafi efendim. Tamam artık biraz doğrulur musunuz? Hayır 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 hayır, öyle olmaz, öyle olmaz. Bu uçağın önünü nasıl doğrulttuk? Tamam beyefendi, aşağı inmeliyiz. Lanet olsun dostum. Evet abi, 79 gün hayatta kalıp jirokopterle öleceğim. Beyefendi biraz aşağı indirebilir miyiz? Biraz ama dön, ama dön. Şişt, dur dur, sakin ol. Bu hızla düşersek, bu hızla düşersek, tamam şu an bir şey olmaz. Tövbeler olsun ya Rabbel alemin, biz bunu uçurana kadar chat yani. Abi eyvallah da. Abi kontrolleri çok zor. Tamam C basacağım, C basacağım Marcos, eyvallah. Öğrenmek istediğim tek şey oydu. Dur dur amık dur. Of. Toprağı öpeceğim ya. Vallahi toprağı öpeceğim ya. Erzak sandığına bak. Chat.
Bir aylık kumanya attılar kafamıza. Vallahi bir aylık kumanya attılar abi kafamıza. Hadi beni eve getir, buradan gidelim. Buradan gidelim canım jirokopterim, hadi. Yüksel 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 yüksel. Tamam, ben daha giderim kanka. Ben daha giderim, tamam. Beni artık var ya. Beni artık kimse indiremez ha. Susadın. Ölüme mi? Ölüme mi? Ha, öyle gözüküyor çünkü. Senin bana gönlün var gibi gibi. Yükselir misin canım? Biraz yükselsen fena olmaz. Evet arkadaşlar, sanırım söktük. Bundan sonra her yere uçakla gidiyoruz moruk. Bittim gözün aydın. Arkaya iniş izni. İniş izni verildi. Kaptan! Motoru kapat kaptan! Hala gidiyoruz. İndik lan, dur kaptan, motoru kapat. Motoru dur. Tamam. Sıkıntı yok. Oy. Tamam. Evet arkadaşlar, başardık. Hizarfen Babuş Çelebi. Başardık efendim. Şimdi kaptan bir tamir. Bir yakıt. Al bakayım cebine. Hadi bakayım, uçağı da dürür bükür. Dürer büker. Münasip bir yerime sokar giderim. Oh. Abi evet artık tüm dünyaya daha rahat gideceğiz de. Şey çok sıkıntı. Kontrol mekanikleri falan acayip zor. Artık böyle her yeri keşfede ilerleriz. Yani benzin de olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Çok mobil bir cihazımız var. Dostlar ben şimdilik müsaadenizi alayım oyunla alakalı. Evet, evet ahmak. Evet, burası suların olduğu yer. Burası değil. Burası sular. Yemeklere koyacaksın onları. Ben şimdilik müsaadenizi alayım. Seven Days'ten bu kadar diyelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı iyi oldu yani. Ben yayın dışı arabaların içini komple lootlar boşaltır. Arabaları evin içine sokar, envantere sokar. Yarın ya da bir sonraki oynayışımızda jirokopterle dolaşmayı ayarlarım. Vallahi güzeldi. Güzeldi. Uçtuk kanka. Uçmayı öğrendik.